Kapı ötesinde Türk hilali oluştu. Operasyonun ilk aşaması tamamlandı. Güneybatı ucundan en son kuzeydoğu ucuna Türkiye'nin Afrin'le 130 kilometrelik sınır hattı tamamen teröristlerden temizlendi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 38. gününde kısa sürede başlaması beklenen Afrin kuşatması için geri sayım hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri Afrin merkezine artık 10 kilometreden daha az bir mesafede. Topçu atışı gün boyu aralıksız devam etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana 2059 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri Afrin çevresinde artık. Operasyondaysa yeni bir aşamaya geçildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti. Afrin çevresinde işte bu hilal şekli oluştu. Yani teröristlerin Türkiye ile sınır bağlantısı tamamen kesildi. Afrin şehir merkezi kısa sürede kuşatılacak. Birliklerin merkeze olan mesafesi artık yalnızca 10 kilometre. Hilalin tamamlanmasıyla Afrin'in doğusu, batısı, kuzeyi Mehmetçiğin kontrolünde. Gün boyu devam eden bombardımansa böyle görüntülendi. Afrin kuşatması için geri sayım başladı. Harekatın 38. gününde Genelkurmay Başkanı da sınırdaydı. Operasyonu yakından takip etti. 112 kritik nokta teröristlerden temizlendi. PKK-PYD'nin elinde yalnızca Raco ile Cinderes arasındaki bu küçük bölüm kalmıştı. Yapılan son operasyonla buradaki 3 köy de teröristlerden temizlendi. Bölgede etkili olan yağış ve yoğun sise rağmen operasyonlara ara verilmedi. Ele geçirilen köylerde hain tuzaklara, mayınlara karşı da çalışmalar titizlikle yapılıyor. Sisli havayı fırsat bilip sızma girişiminde bulunan teröristler F-16'larla bombalandı. Karadan destek atışları da yapıldı. Hilal taktiği Türk ordusunun yüzyıllardır uyguladığı bir taktik. Operasyonun ikinci aşamasında birlikler aynı anda hareket ederek çemberi daraltacak. Teröristler şehir merkezinde sıkıştırılacak. Meskun mahal operasyonu başlayacak. Harekatın 38. gününde 58 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Merak edilense Afrin kuşatmasının ne zaman tam anlamıyla başlayacağı.